Ya bebeğimi özlemişim arkadaşlar. Neredeyse bir ay oldu binmeyeli. Kaç aylık bir soğuk kahve mi bu acaba? Cool lime sanıyorum. Kim bilir, tadına bir baksam mı acaba? Arabanın içi şu an yanıyordu. Arkadaşlar merhaba, şu camı açayım ben bir önce. Yine gördüğünüz gibi çok süslenip püslenip akşama darmadağın olacağım bir günden merhaba demek istiyorum. Bugün günlerden pazar. Bu hafta sonu benim için inanılmaz heyecanlı ve çok güzel geçti. Nedeni ise şu: eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Çocukluğumdan beri hayalim olan bir markaya ilk adımımı attım. Adı klişe, ismi dondurma yerken aklıma geldi. Hikayesini ayrıca uzun bir videoda paylaşacağım. Özetle markanın ürünleri 1,5 ay içerisinde çıkacak. Henüz birçok şey hazır değil. Ama ben hesabı açmak için ve size duyurmak için hazır olmasını beklemek istemedim. İstedim ki beraber hazırlanalım. Yaşadığım zorlukları, inişleri, çıkışları, olmayışları, oluşları hepsini sizlerle beraber yaşayayım. O yüzden böyle klişe adlı bir Instagram hesabı açtım. Oradan an be an bütün her şeyi sizlerle paylaşıyor olacağım. Marka ne markası derseniz, kırtasiye markası. Ve işte bugünkü konumuzda ben marka için kırtasiyelikler çok fazla alıyorum bu aralar. İşte araştırmalar yapıyorum, piyasadaki ürünleri topluyorum. Dedim ki hazır Back to School'da zamanı gelmiş. Zaten bir de Back to School okula dönüş serisi yapıyorum. Bu kırtasiye alışverişlerini sizle de paylaşayım, sizle beraber yapayım. Şimdi annemle buluşacağım. Annem yine yanımda. Benim için dünyanın en ilham verici kadını kendisidir. Onunla beraber hem birazcık gezeceğiz, vakit geçireceğiz, hem de piyasada ne var ne yok, şimdilik nasıl defterler var, kırtasiyelik ürünler var, kalemler var, fiyatları neler, onunla ilgili de bir alışveriş yapacağız. Ben markama örnek toplayacağım. Sizler için de bu belki okula dönüş fikirlerine dönüşür. Öpüyorum şimdi. Yine böyle nefes almadan konuştuk. Bence benim sesimin ara ara kısılmasının nedeni bu. Nefes almadan konuşuyorum. Sanki arkamdan birileri kovalıyor gibiyim. O zaman günün geri kalanında görüşürüz. Her yer planlayıcı kaynıyor arkadaşlar. Rengarenk, çok farklı. Bunlardan birkaç tanesini alacağım. Şu neymiş? Engin Altan Düzyatmanı. Ne alaka? Bir dakika, içini açıp bakacağım. Aa, şey, gezip gördüğü yerlerden böyle bir defter yapmış. Böyle bir ajanda yapmış, pardon. Güzel. Çok güzel. Ben olsam buraya kendi resmimi basmazdım sanıyorum. Küçük Pinel sırt çantası, çok tatlı. 171 lira arkadaşlar, ama çok güzel bir sırt çantası. Şu çizgili mavi olanı da çok sevdim bu arada. İspekler de her daim favori çantalarımdandır. Hatta bir tane çok eski bir ispeğim var ve hala kullanırım. Bu arada fiyatı ne kadar çoğalmış ya. Çok artmış, çoğalmış derken 269 lira. Bayağı yüksek geldi bana ama ömürlük bir çantadır ispek her zaman için. Aslında son zamanlarda şu tarz defterleri de beğeniyorum. Son 2-3 yıldır var bunlar. Sevdiğiniz sanat eserinin, dizinin, filmin ya da bir kitabın kapağı basılmasıyla yapılmış defterler. Fiyatı da 12 lira. Fiyatı da şu anda piyasada olan birçok deftere göre çok daha uygun fiyatta. Bakın şöyle bir çalışma da yapmışlar. Moleskine defter her zaman çok severim. Şu an mini ajandasını kullanıyorum. Geçen sene ajandaları 80 lira civarındaydı. Şu anda defterleri 85 olmuş. Geçen sene defterlerin de fiyatını çok iyi hatırlıyorum. 60 liraydı. Her zaman klasiktir ama fiyat çok. Şu kalem kutularını da çok sevdim. Hatta yukarıda böyle kılaç gibi kullanacağımız versiyonlar da var. Üstelik indirime girmiş şu minikleri 10 lira. Bunu almak istiyorum da ben. Şu 5.30. 770. Şey yaptı.
böyle şımardı işte. Ya onlar şu oyunlara bakalım dedi, kadınlar öyle yaptı. Hemen şımarmadı, beni sinir etme dedi. Bir anne çocuğun, yani daha doğrusu 10-12 yaşlarındaki bir çocuğun diyaloğuna tanık oldum da diyenlerden. Çok şekerlerden bu, çok tatlılardı. Onun böyle dedikodusunu anlatıyorum. Anneme birçok şey aldık içinden, bazılarını da size aldım hatta. Şimdi eve gidince tek tek açıp göstereceğim. Güzel oldu benim için de. Hem markam için böyle bir piyasaya bakma oldu. Hem size minik bir hediyem oluyor olacak. Şimdi Starbucks'a geldik. Umarım dışarıda yer vardır umarım anne. Gel bakalım. Şu an Nezih'teyim arkadaşlar. Tatlıymış. Çok çok tatlı bir defter. Tamamıyla benim mottom being uncool is cool. Yandım ve çok cool. Hemen selfie çekildim. Cool'un tükeniyor ise. Çok iyi. 17.90. Size hep bahsettiğim su şişeleri burada da var. Nezih birazcık hayal kırıklığıydı benim için. Çünkü çok da fazla seçenek yoktu. Çok klişe defterler vardı. Şimdi Miniso'ya girdim. Miniso'da kırtasiyet ürün var mı bilmiyorum. Ama bence mutlaka okula dönüş için bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Bir yandan yürüyorum. Bir yandan bir şeyler bakıyorum. Bulacağım arkadaşlar. Size buradan daha tentif şeyler bulacağım. Bu ne? Ay şu aynalar çok güzel. De aynaların, anne baksana aynalara, çok güzel aynalar var. De aynaların şöyle şeyleri de var, şu şekilde olanları da var. Patates kızartması. Çalışma masanızın yanına böyle kağıtlı bir şeyler koyabilirsiniz. Sonunda bir tane çalışan bana garip garip baktı. Yanıma gelip video çekme diyecek. Bir şeyler bulacağım ve size paylaşacağım. Kulaklıklar, kulaklıklar. 46.950, yani 47 lira gibi bir fiyatı var. Beyaz, mavi, pembe. Alttakiler daha süngerli olanlar. 59.950 sarı. Yeşili kötü bence. Sarıyı ve şu beyazı çok beğendim. Çıktım. Direkt bindim yürüyenlerden. Yani ben böyle bir insanım arkadaşlar. Aklıma gelen anında harekete dönüştürüyorum. Önündeyim. Dudağıma bir ruj süreceğim ve yan koltuğa geçerek sizlere okul alışverişimi sonunda göstereceğim. Eve özellikle taşımıyorum bunu çünkü Can artık biraz sürekli video çekmemden sıkıldı. Ve bugün böyle bir tribe girebilir. O yüzden bugün videoya arabada başladım. Arabada tamamlıyorum. Bakın. Ruju da burada sürdüm. Hatta gözlüğümü de çıkartayım. Hazırım arkadaşlar. Şimdi çok abartılı, çok fazla şey de almadım. İlk olarak göstereceğim şey benim için çok kullanışlı olan, bence hemen hemen herkesin çok rahatlıkla kullanabileceği klavye önü. Şurada yazmışlar. Haftalık planlayıcı. İnceliğini çok sevdim. Masanızda çok yer kaplamayacaktır. Aynı zamanda pazartesiden pazara kadar bütün haftayı kolayca burada görebilir, planlayabilirsiniz. Fiyatı da çok iyi. 10 lira. Markası da Defter diye bir marka. 3F ile yazılıyor. Evet. 2F ile yazılıyormuş, pardon. 10 lira ucuz diyorum. Çünkü gerçekten beni fiyatlar şaşırttı. Bayağı artmış. Bir defter 25 lira, 30 lira. En ucuzu 18-20 lira. Bana birazcık pahalı geldi. Diğer bir defterle devam ediyorum. Bu size hediye edeceğim defterlerden biri. Fiyatı 17.90. D&R'dan aldım bunu da. Le Color markası. Kuraf kağıdının üzerine gold desenli olması çok hoşuma gitti. Sayfaları da direkt dümdüz. Çizgili sayfalar gözüküyor mu bilmiyorum. Böyle sade. Özellikle bunu şey olarak kullanabilirsiniz. Hani ders notlarınız için de kullanabilirsiniz. Ya da çantaya atmalık bir defter olarak da kullanabilirsiniz. Bir başka yine kırtasiyelik ürün alışverişim. Daha ilham veren bir parça. Şöyle konuşma balonu şeklinde. Kocaman masaüstü haftalık planlayıcı. Write what's in your mind yazmış. Birazcık daha hani İlham veren düşüncelerinizi, motivasyon notlarınızı alabileceğiniz bir planlayıcı. Bu da size hediyelerim arasında olacak. Bu ikisi, daha yanına bir şeyler daha eklenecek şimdi. Ve geldik, bu sefer defter değil, şöyle bir ananaslı rap diyeye. Bu markayı çok seviyorum, Stylon. Türk bir marka mı, yabancı bir marka mı, bunu araştıracağım.
Türk bir markaysa çok gurur duydum. Ürünleri, tasarımları çok başarılı. Çok da uygun fiyatlara yapmışlar. Bu pushpins yani raptiyeleri 13 liraya aldım. Ananas şeklindeler. Çok güzeller. Kendime de alacağım bir tane bunlardan. Ama şimdilik bu parçayı da size hediye ediyorum. Bir mobil şarj aldım. Bence öğrencilerin de çok işini gören şeyler bunlar. Fotoğraf makinenizi, işte telefonunuzu, her şeyinizi şarj edebiliyorsunuz. Ben de belki görmüşsünüzdür daha önceki vloglarımda. Bunun bir küçüğü vardı. Yani 5000 volt. Volt mu deniliyor? Ne deniliyorsa ona bakayım. Yok. MAH. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Ama gücü 5000 olanı vardı. Fakat bana yetmiyordu. O yüzden gücü 10.000 olanını aldım. Bu bir telefonu 4 kere full olarak şarj edebiliyormuş. En azından öyle dediler. Şekli de çok hoşuma gitti. Bir de şu şekilde masanın üzerine de koyabilirim. Her yerde çünkü çalışıyorum ben. Dışarıda kafelerde falan da çalıştığım zamanlar oluyor. Oralarda da çok rahatça kullanabilirim. Fiyatı 179.90'dı. Ama bir küçüğünü daha önce 119.90'a almıştım. Benim Back to School'umda bir minik havlu da var arkadaşlar. Özellikle yurtta kalıyorsanız bence böyle minik bir havlunuz olması, mutlaka özel havlularınız, büyük havlularınız vardır ama minik bir havlunuz olması da gerekli. Direkt işte tuvaletleri kullanırken havlunuzu yanınızda çok daha kolay taşıyabilirsiniz. Ben niye aldım derseniz, çünkü yüzümü özel bir havluyla temizlemek istiyordum. Kağıt peçete de sürekli kullanmak istemiyordum. Daha yumuşak dokulu diye böyle bir havlu aldım. Miniso'dan şöyle bir pamuk aldım. Bunun Back to School'la hiçbir alakası yok. Ama madem her şeyi gösteriyorum aldım. Bunu da göstermek istedim. Ve Miniso'nun defterlerinde çok işe yarar bir şey yoktu. Sadece şöyle şuradan spiralle bu şekilde açılan, üste doğru açılan bir not defteri. Üzerinde çiçekler, dondurmalar, şöyle desenler var. Bu da sol tarafa gidiyor. Çünkü bu da size vereceğim hediyeler arasında. Ve bir de yine özellikle yurtta kalanlar için şöyle bir ıslak mendil yapmış Miniso. Özellikle oradaki kızı da sordum. Hem elinizi temizlemek için, hem etrafı temizlemek için, hem de yüzünüzü temizlemek için kullanabiliyormuşsunuz. Zaten makyaj temizleme mendilleri aslında günlük yüz temizliği için değil, daha çok vaktimiz olmadığında kullanmak için böyle bir kocaman 80 tane ıslak mendil varmış içinde. Ve bunun fiyatı 12.95. Hem uygun fiyatlı hem de farklı farklı durumlar için kullanabileceğiniz böyle bir ıslak mendil de işinize çok yarar diye düşündüm. Size vereceğim hediyeler gördüğünüz gibi şu, şu ve şu üçlü defterden oluşuyor. Küçük bir hediye, çam sakızı, çoban armağanı diyelim. Yapmanız gereken tek şey beni Instagram'dan takip etmek ve bu videonun altına yorum bırakmak. Aranızdan bir kişiye bunu üçlü halde hediye edeceğim. Bu arada bütün okula dönüş videolarımda da size böyle ufak tefek hediyelerim olacak. Bunlara siz motivasyon hediyeleri de diyebilirsiniz. Ben çünkü çok seviyorum hediye vermeyi, hediye almayı. Bunları da gittim bugün kendim seçtim. O yüzden benim için ekstra özel bir durumu var. Ve ben artık eve çıkıyorum. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.